Merhabalar değerli izleyenler. TV48 ekranlarında Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün Kızılay Miras Şube Başkanı Ayşegül Hanım, stüdyo konuğum Ayşegül Semerci bizlerle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Biz de Türk Kızılay ailesi olarak TV48'e çok teşekkür ediyoruz davet ettikleri için. Ve bize bu fırsatı verip Türk Kızılay'ını tanıtabilmek konusunda bu programı hazırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kısaca sizi tanısak ilk önce. Ben inşaat mühendisiyim. Eşim de inşaat mühendisi. Birlikte burada mühendislik hizmetleri veriyoruz. Türk Kızılay ailesine de 2019 yılında atanarak başkan oldum. Daha sonra seçimle çalışmalarımız başladı. Ve yönetim kurulumuzla birlikte 2019 yılından beri aktif olarak bütün vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi insanlar merak ediyor. Gerçi bilinen şeyler ama biz yine de bilmeyenler için söyleyelim. Miras Kızılay Şubesi ne yapar, neler yaptı ve neler yapacak? Evet. Türk Kızılay hepimizin Türk Kızılay'ı. Kuvayi Milliye gücüyle doğmuş bir Türk Kızılay. 1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak kurulmuş. Sonrasında Milas olarak biz çok eski başkanlarımızın da önderliğinde birçok savaşa yardım edebilmek için birlik olmuş bir Hilal-i Ahmer'iz Milas'ta. 2019 yılına kadar da bu şekilde çalışmalarla gitmiş. 2019 yılında biz genel merkez tarafından uygun olarak göreve getirildik. Daha sonrasında çalışmalarımız her gün gelişerekten kendisini devam ettiriyor. Burada tabii ki de Kızılay gönüllüsü olmak, Kızılay gönüllülerle birlikte hareket eden bir kuruluş olduğu için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllerimiz, üyelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz hep birlikte Kızılay'ı daha kucaklayaraktan ve önemli olan afet anlarında hep birlikte hareket edebilmek için işte Kuvayiye Milliye gücüyle birlikte bir topluluğuz. Peki bugüne kadar 2019'da atandım dediniz, yaptığınız faaliyetlerden bahsetsek, gerçi salgın ve yangına ayrıca değineceğiz ama genel olarak Miras Kızılay Şubesi. Türk Kızılay ailesi olarak Miras Şube'de hep birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için uğraşıyoruz. Özellikle de faaliyetlerimiz Ramazan ve Kurban ayı içerisinde çok yoğun geçiyor. Tabii ki de yaşadığımız afetlerle birlikte Covid pandemisi, Covid-19 pandemisi, yaşadığımız yangın afetiyle birlikte Kızılay'ın hepimizin Kızılay'ı olduğunu ve hep birlikte kucaklayaraktan bu zor zamanlarda geçmemiz gerektiğini çok daha fazlasıyla Milaslı olarak bilinçlendiğimiz bir dönemdeyiz. Bu geçirdiğimiz afetlerde gerçekten de Türk Kızılay olarak çok fazla gönüllümüz bizim ailemize katılaraktan bu çalışmaların hepsinde gönüllü olarak görev aldılar. Yaptığımız faaliyetler işte dediğim gibi Ramazan ayında ve Kurban ayı içerisinde bağışlarımızı toplayarak ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza bunları ulaştırmak. En önemli şeylerden birisi biz Türk Kızılay olarak, Hilal-i Ahmer olarak hep birlikte insani yardımlar öncelikli. Yani Türk Kızılay önce insani yardımlar kısmında çok aktif rol alan bir kuruluş. Ve ihtiyaç sahipleri de bunu gerçekten biliyorlar. Milas'ta birçok aileye onlara kıyafet, giyim, gıda yardımı, et konserve yardımları gibi birçok yardımlarda bulunuyoruz. Okullar zamanında eğitim yardımlarımıza devam ediyor başladığı süreç içerisinde. Birçok öğrencimize de hem nakdi hem de ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyoruz. Tabii vatandaşlarımızın hepsini bunu gerçekten biliyorlar. Kızılay gönüllüsü olan ve Kızılay bağışçısı olan birçok vatandaşımız bu konuda bilinçli olduğu için de gerçekten hem bizimle beraber gönüllü olarak çalışıyor hem de bağışlarını yapmaya da devam ediyorlar. Türk Kızılay her türlü afette varlığını hissettirebildiği gibi geri kalan zamanlarda da ihtiyaç sahibi olan vatandaşların evi gibi. Çünkü
İşte birçok aileye gıda yardımı yaptığımız gibi aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan ve nakdi yardım konusunda sıkışık olan birçok konuda da biz bu insanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Tekerlekli sandalye yardımlarında bulunuyoruz engelli arkadaşlarımıza. Özellikle de birçok dernekle birlikte STK başkanlıkları ile birlikte çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ve kendi kuruluşumuzun içerisinde birçok projemiz de gerçekleşiyor. Bunlar sosyal projelerdi aynı şekilde. Bunu biz şenlendirme projeleri altında yer alıyoruz. Birçok okullarımıza gidiyoruz. Kızılay'ı, Kızılaycılığı öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da zaten bizimle birlikte olmaktan çok mutlu oluyor öğrenciler. İşte her an, her dakika başımıza gelebilecek her savaş, afet anında onlar da bu konuda bilinçlenmiş oluyor. Zaten en büyük projelerimizden birisi de öğrencilerimizle birlikte gönüllülük esaslı çalışabilmek. Ve gerçekten de hem liselerden, üniversitelerden o kadar çok genç, o kadar çok öğrenci Kızılay gönüllüsü olaraktan bizimle birlikte faaliyet gösteriyor ki biz de onlara bizlerden sonrakilere bildiklerimizi aktarabilmek için elimizden geldikçe Kızılaycılığı öğretmeye çalışıyoruz. Kızılay birçok genç kamplarımız var. Onlara gençlik kulüplerine katılmaları konusunda, eğitimleri konusunda destek olabiliyoruz. Bunu da Türkiye'nin her yerinde birçok Kızılaycı bunu biliyor. Ve birçok da öğrenci ve aileleri tarafından da bunlar destekleniyor. Yaşadığımız işte afetlerle Kızılaycılık gerçekten insanların ruhunda olduğundan kaynaklı, gönüllülük esaslı olduğundan kaynaklı herkesin sahiplendiği, herkesin benim Kızılay'ım dediği, benim Kızılay çadırım dediği, benim insani yardımlar konusunda ben de buradayım dediği bir kuruluş. Ve birlik ve beraberliğin fazlasıyla beraber çalışıldıkça güzelleştiğini farkına varıldığı bir kuruluş. Gerçekten de geçtiğimiz yangınlar ve afetlerde bunu tamamıyla hep birlikte olmanın verdiği ruhla yaşamış olmak çok güzel. Evet, kesinlikle. Evet. Bu arada anlattığınız konulara dayanarak şöyle bir soru geldi mesela aklıma. Büyük bir ihtimalle seyircilerimizin aklına da gelmiştir diye düşünüyorum. Yardımlar yapıyoruz dediğiniz ihtiyaç sahiplerine. Onların evet. belirlenmesinde nasıl bir kriter uygulanıyor ya da başka bir kurum tarafından size bildirilen isimler mi oluyor? Evet. Yani her başvuran mesela örnek veriyorum ben geldim benim ihtiyacım var dedim belki yok. Evet. Yani örnek olarak söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey tabii ki de bizim kuruluşumuzun da insani yardımlarda önce bir başvuru olması gerekiyor. Başvuru dilekçelerini alıyoruz. Sonrasında da bunun değerlendirmelerini yapıyoruz. Bizim de bir sosyal yardımlaşma komisyonumuz söz konusu kurumumuzun içerisinde. Bunu da yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerimizle birlikte kurduğumuz bu komisyonlar. Kadın gönüllülerimiz, genç gönüllülerimiz de var sahada bulunan. Hem onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda hem de aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda aldığımız veriler doğrultusunda bir komisyon kararlarıyla ortaya çıkıyor. Başvuru dilekçelerini alıyoruz. Biz bu başvuru dilekçeyle birlikte bütün üzerlerindeki mal varlıkları, maaşları, her şeyleri görebileceğimiz bir sistemimiz var Kızılay ailesinde. Ve onları bu şekilde kontrol yapabiliyoruz. Aynı zamanda Türk Kızılay Sosyal Yardımlaşma yönetmeliğimize göre de bir takım kurallarımız var. İşte bu haneye gelen gelirin kişi başına düşen bir oranı söz konusu. Eğer bunun altındaysa biz o kişilere yardımcı oluyoruz. Tabii ki de belli bir kuralları, belli bir tüzüğü, yönetmeliği söz konusu. Bu standartlara uygunluğu sağlamış olması gerekiyor. Ama gerçekten de Milas genel için konuştuğumuzda ihtiyaç sahibi olan ve bizim görmediğimiz birçok hayat hikayeleri olan çok fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımız söz konusu. Özellikle çok çocuk nüfuslu aileler konusunda onların eğitimi, insani yardımları konusunda gerçekten ihtiyaçları da var. Bunları artık tabii ki de yılların da verdiği tecrübeyle birçok vatandaşımızı biliyoruz. Onlara da yardımcı oluyoruz. Ama ulaşamadığımız, ulaşmayı bilmeyen vatandaşlarımız konusunda da sağ olsun birçok köy muhtarımızdan, kaymakamlığımızın verilerinden bu insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız başka ihtiyaç sahibi olanları
komşularıdır, işte akrabalarıdır. Onların sayesinde bizi ulaştırıyor. Biz yine onların evlerine gidiyoruz, incelemelerini yapıyoruz, durumlarına bakıyoruz. İşte uyması gereken standartları karşılıyorsa yardımlarını yapıyoruz. Öğrenci yardımları konusunda da öğrenci yardımları, zekat yardımları, nakdi yardımlar, fitre, zekat, fidye yardımları geliyor. Ve bu yardım kriterlerinde uyuyorsa yardımlarda bulunuyoruz. Ama bizde şöyle geçiyor, muhtaçlık belgelerinin çoğunlukla sistemde görmek istiyoruz. Evet. Evet. Zaten belgeli olması gerekiyor evet, ki evet, yoksa aynen. Yani suistimal edilebilecek bir konu. Suistimal edilebilecek bir konu. O nedenle. Ama hani dediğim gibi artık o vatandaşlarımızda birçoğunu biliyoruz yani Milas'ta. Hepsinin farklı hikayeleri var. Değişik hikayelerle gelenler olduğu zaman da onları da oturuyoruz, dinliyoruz. Neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz kısmında da elimizden gelen bütün çabayla, bütün gönüllerle çalışıyoruz. Evet, ciğerlerimizi yakan yangınlar diyelim. Temmuz ayının sonunda başlayıp Ağustos'un ortalarına kadar devam etti. Evet. Neler yaptınız? Gerçi şöyle bir şey, biz de sahadaydık arkadaşlarımızla birlikte. Kızılay'ın yelekleriyle birlikte. Büyük bir ihtimalle onlar gönüllülerdi diye düşünüyorum ama koşturuyorlardı. Biz oralarda haber ve canlı yayın yaparken oralardalardı. Siz de gitmişsinizdir büyük tabii bir ihtimal. De. İlk gördüğünüzde ne hissettiniz? Ben ilk olarak bunu sorayım. İlk yangın biliyorsunuz yani yangının başlangıcı Titanik çevresindeki otellerle başlamıştı zaten. O gün de ilk haber alır almaz gönüllerimizle birlikte oradaydık. Kumanyamız, suyumuz, işte içeceklerimiz anında oradaki ateş savaşçılarına ve vatandaşlara, köylülere yardımcı olabilmek için hemen onların yanındaydık. İlk günden itibaren Kızılay ailesi olarak hepimiz Türk Kızılay olarak bütün ateş savaşçılarımıza ve vatandaşlarımıza yardım için sahada çalışmaya başladık. Sonrasında zaten yangın biliyorsunuz Beyciler Mahallesi'nde başladı. Ertesinde Gökben Mahallesi'ne, Milas'ta Gökben Mahallesi'nde. İlk Gökben Mahallesi'nde sabaha karşı muhtarımla birlikte sabahladık. Ondan sonrasında hep dua ettik. Dedik ki bu yangın tepeden gelmesin. Gelirse köyümüze gelir. Saat 12 civarlarında rüzgarın da yönüyle birlikte inanılmaz bir olaya dönüştü mazıdan gelen yangınla. Ve o günden itibaren de zaten yaşadığımız afet şokuyla ve sahada insani yardımlar konusunda aktif olarak rol aldık. Tabii Kızılay olarak sadece Kızılay öyle sadece yeme içme olarak görülen bir aile değil. Her konusuyla Kızılay insanların afet anında bir çatısı olduğu için ciddi anlamda biz bütün gönüllerimizle köylerin boşaltılmasından tutun, hayvanların boşaltılabilmesine kadar birçok konuda gönüllerimizle sahada çalıştık. Ve birçok gönüllü arkadaşımız yangın içerisinde de kaldığı zamanlar oldu. Onlardan haberi alabilmek için çok uğraştığımız zamanlar da oldu. Ama çok şükür hani zaten yangın genelinde, afeti genelinde bizi mutlu eden Milas olarak sadece insan kaybı yaşamamış olmamız. Yoksa onun gerisinde kalan yaşadığımız her şey hepimizin şeyine bir travma. Kesinlikle. Bir daha da Rabbim böyle yangınlar, böyle büyük afetler vermesin. Amin. Ve bizim de alışık olmadığımız bir yangın. Evet. Hatta öyle bir şey ki insani yardımları yapabilmek için bir bölgeye yerleşiyoruz. Yangın oraya geliyor. Toplanıyoruz tekrar. Başka bir bölgeye geçiyoruz. Bir daha yangın oraya geliyor. Sonrasında zaten bütün yangınların sonunda biz Türk Kızılay ailesi olarak ilk Ölen'deki top sahasına yerleştik. İlk günden beri de orada yemek pişirip, yemek dağıtıp, insani yardımları, köyleri boşaltılan kişilerin yerleştiği AFAD Koordinasyon Merkezi ile birlikte işte onlar çadırlarını yaptılar AFAD ve bize yemeklerini pişirerekten hep birlikte bütün vatandaşlarımıza insani yardımları yapmaya devam ettik. Ama sadece bu kısmında değil, saha çok büyük bir yangın sahasıydı. Gönüllerimizle birlikte, araçlarımızla, gönüllü araçlarıyla da birlikte, kendi araçlarımızla da birlikte birçok ateş savaşçılarına diyeyim, işte birçok Azeri askerlerine, orman işçilerine, işte kurtarma ekiplerine, hepsine gıda yardımlarını ulaştırmaya çalıştık. Günlük üç öğün yemeğinden, içeceğinden,
aynı zamanda gelen bağışlarla birlikte öyle büyük bir kapsama ulaştı ki giyimi, yangın kıyafetleri, çapası, küreği, yangın söndürme aletleri, işte erzağı, hani ilaçları, o kadar büyük bir olaya artık dönüştü ki. Bir de öyle bir şeyler de yaşadı ki insanlar gerçekten Kızılay'a çok güveniyorlar. Yangında yanıp üstü başı yanmış bir şekilde gelse de önce Kızılay'a koşarak geliyorlar. Gerçekten içimizde bulunan hem sosyal psikologlarımız da vardı, hem doktorlarımız da, hemşirelerimiz de vardı ve onlara elimizden geldiğince de yardımcı olmaya da çalıştık. Tabii ki de UMKE bambaşka bir çalışma yaptı. Kesinlikle şey yapamaz ama insanlar her konuda Kızılay'ı görüyorlar. Yani dediğim gibi Kuvayi Emine Kurtuluş Savaşı'ndan biri geldiği için yemek, içmek, hemşire, doktor hepsi Kızılay. Hepsi, evet. Barınma da aynı şekilde Kızılay. Ama tabii yeni AFAD koordinasyon sistemiyle birlikte bu sistem biraz daha değişti. İşte AFAD koordinasyon altında Kızılay'ın da alması gereken görevler var. Biz o insani yardım kısmındayız artık. Ama gene de her konuda yangın süreci içerisinde askerlerimiz, orman işçilerimiz, itfaiyecilerimiz, kurtarma ekipleri, halkımız, muhteşem hepsiyle bir dayanışma birlikte. Vardı evet, ya. Hem çok yani, inanılmaz büyük bir dayanışmaydı. Vatandaşlarımız da bunun bilincindeydi. Evet. Türkiye'nin her yerinden gelmiş gönüllüler, evet. Kızılay gönüllüleri. Evet. Hani gerçekten de çok büyük bir oranda gönüllü sayısı günlük 70'lere 80'lere varan Kızılay gönüllüsüyle beraber sahada çalıştık. Evet. Ve çok yüksek oranda da şubelerimizden de gelen yönetimler, işte genel merkezimiz AFOM merkezinden gelen müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte çok büyük bir zaten öğrendi. Afet Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olan alanda top sahasında büyük bir yerleşke yerleştirdik. Ben şöyle bir sonuçları size bir söylemek istiyorum Kızılay olarak afette neler yaptığımızı. Tabii ki, tabii ki. Oranlara göre söyleyeyim çalışmalarımızın neticelerini. Çünkü bu raporları biz aynı zamanda AFET, AFAD'a da bildirdik. Ve genel merkezimize de aynı şekilde bildirimlerde bulunduk. Şimdi yangın sürecinde dediğim gibi günlük olarak 31 Temmuz akşamından itibaren 13 Ağustos'a kadar günlük 5000 kişilik yemek ve kahvaltı dağıtımı yaptık. Günlük. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Aran Kavşağı'nda seyyar bir aracınız vardı. Evet. İçerisinde soğuk sandviç, yanında su ya da ayran, işte ne istiyorsanız artık. Bizi de durdurdular. Her geçen aracı durduruyorlar. Evet. Baktım Kızılay aracı ufak ama. Hani öyle büyük bir araç değil. Ona ikram araçlarımız. Evet. Yani direkt işte sundular. Dedik biz basın aracıyız. Ya bunun dedi şey yok. Yani sonuç itibariyle yangın bölgesinden geliyorsunuz. Evet. Bizde ayrım yok. Buyurun deyip. Biz teşekkür ettik, tabii şey yaptık. Aynen. Kızılay hepimizin aile, işte evi. Yani afet anında Kızılay herkesin evi olduğu için hiçbir şekilde hiçbir ayrım yapmadan zaten bizim Kızılaycılar öyle bir şekilde gönüllü olarak geliyorlar şimdi Türkiye'nin her yerinden. Yemek yemiyorlar. Hep bunu bizim genel başkanımız da söyler. Der ki yani bir bakıyoruz sonunda bir gün, iki gün, üç gün, 15 gün falan Kızılay gönüllüleri afetle diye dönüşmüş. Öyle bir durumda yaşıyoruz yani. Gerçekten yani Türkiye'de yaşadığımız bu son bir yılda yaşadığımız afetler sonucunda bütün hani gönüllülerimizin hepsine Allah razı olsun canla başla çalışıyorlar. Evet. Yangın söndürmeye gideninden tutun o anda. Evi boşaltıp da taşıyan teyzeyi taşıyanından tutun. İşte hayvanını yani mesela yangın anında kaplumbağalar görmüşsünüzdür belki o anda. Evet. Bizim birçok Kızılay gönüllümüz kucak kucak kaplumbağalar. Evet. Bir baktım bir gönüllüme bir kolunu kuzu taşıyor, bir kolunda kaplumbağalar taşıyor. Bir gönüllüm aynı şekilde bir teyzenin amcanın koluna binmiş, jandarma aracına bindirip boşaltmaya çalışıyor. Aynı zamanda bütün gönüllüler araçlarına erzak, kumanya, su, içecek yüklemiş. Koşa koşa işte ateş savaşçılarına taşıyor. İnanılmaz da yüksek oranda sıcaklık oranı yüksekti. Çok yüksek. Hani o kadar sıcaktı ki artık yani öyle bir su kaybı vardı ki insanlarda. Evet. Su içecek. Hani gerçekten içecek kısmında da çok ihtiyaç duyulan bir konuydu. Ve bu konuda da bütün gönüllerimiz canla başla çalıştı. Yangın büyüdü.
11 tane köy boşaltmasına geldi. Evet. Yani yangın 11 köyü sardı. Halk da aynı şekilde büyük bir mağduriyet oluşmuş durumda. Evet. Türkiye'nin her yerinden gelen kurtarma ekipleriyle birlikte sahada çok büyük bir organizasyon söz konusuydu. İşte dediğim gibi günlük biz 5000 kişilik yemek ve kahvaltı ortalama dağıtımı yaptık. Yaklaşık 100 bin içecek, işte 80 bin ikramlık, 145 bin litre su dağıtımı yapılmış ve toplamda 5 bin ve 14 günden çarptığımız zaman, 15 günde çarptığımız zaman 70 bin kişilik toplam yemek dağıtımı gerçekleşmişiz. Hı hı. Bunun yanında ciddi anlamda gıda kolisi, hijyen kolileri, dağıtılan konserve etler, çocuk paketleri, işte pide ve ekmek dağıtımları, ondan sonra cimam ve bunun gibi birçok insani, işte dediğim gibi yangın bütün ekipmanların hepsi, fenerinden işte yangın söndürme aletlerine kadar, batarya, şarj bataryalarından tutun da birçok, hani hem bağışlar da aynı şekilde. Türkiye'nin hani bunları biz yaparken biz bir şeyiz, vesileyiz. Evet. Asıl bağışçılarımızın hepsinden Allah razı olsun. Çünkü Türkiye olarak biz gerçekten bu konularda en çok mücadele eden, o kuvayiye milliye ruhunu hepimiz taşıdığımız için, evet, hep bunu söylüyorum. Bir şey yaşandığında biz bir anda bir kocaman bir beraberliğin içerisine girip o bölgeye yardımlar akıyor zaten. Gerçekten de biz Muğla'daki bu yangınlarda bütün Kızılay şubelerimizle birlikte, bizim Ula'da bir depomuz vardı. Hı hı. Bütün Türkiye'nin bölgelerinden gelen bütün aynı zamanda Ören yerleşkesine de yardımlar geldi ama asıl büyük bağışçılarımızın da gönderdiği yardımları Ula'daki depomuzda, hı hı, koruma altına aldık. Tabii orada da Kızılay Lojistik Merkezimizin çok büyük bir önemi söz konusu. Ama bu lojistik merkezi de aynı şekilde gönüllülerle ayakta. Orada da çok sayıda bir gönüllü sayısıyla lojistik merkezinde gelen bağışları organize eden, işte paketleyen, sayılarını sayan, yazılarını tutan, aynı şekilde bunu bölgeye gönderen çok büyük bir ekibimiz var. Hani biz bunları sahada görmüyoruz ama onlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Çünkü asıl olan bütün organizasyonu yapan da lojistik merkezi. Dediğim gibi Afet Koordinasyon Merkezimiz de, AFON Merkezimiz de inanılmaz profesyonel bir ekibimiz söz konusu. Böyle bir afette zaten uluslararası bir kuruluş olduğumuz için bütün profesyonellerimizle birlikte sahaya bütün yardımları ulaştırabiliyoruz. Gönüllülük, esaslılık kısmında da zaten Türkiye olarak biz kesinlikle muhteşemiz yani. Evet, kesinlikle. Bu arada yardımlar geliyor dediniz, vatan yani maddi, hı-hı, olarak yardımlar. Mesela gelip şubenize yardım etmek istiyorum deyip, hı-hı, nakit para, nakit tabii şekilde yardımlar. Tabii ki de. Para gönderenler, hı-hı, işte şubemize gelip elden bağış yapanlar. Bunlar çok mu sayısı? Biraz şey olacak ama. Evet, tabii ki de. Yani geliyorlar öyle küçümsenen yani bir sayı değil, kesinlikle değil. Küçümsenen bir sayıda da yardım küçümsenmeyecek sayıda da yardım edilmesi gereken insan var. Hı-hı. Hani bu kısımda dediğim gibi ikisi de eşit. İşte bizler vesile olup burada gönüllü olarak çalışan kişileriz. Yönetimimiz de gönüllü. Gönüllerimiz de gönüllü. Şube çalışanımız sadece bir memurumuz söz konusu. Onun haricinde yönetim kurulu üyeleri, kadınlarımız, gençlerimiz, herkes gönüllü. Ve herkes de aslında dediğim gibi kuvayi milliye ruhuyla hareket ettiğinden kaynaklı herkes de bu bilinç tamamıyla yerleşmiş durumda. Ama tabii ki daha çok bu 2020 yılından beri biz gönüllülük oranımızı artırmak için gönüllülük yılı ilan ettik zaten. Ve Türkiye genelinde de kurduğumuz bir sistemimiz var. Gönüllüol.org'dan bütün vatandaşlarımız gönüllü olabiliyor. Ama ben sadece oradan olmasınlar diyorum. Gelin şubemize hem tanışalım. Miraslı bütün hemşehrilerimizin hepsi zaten Kızılaycı. Ve
Hep herkes gelsin. Hem bu şekilde bir yaşayacağımız bir afette hep birlikte eğitim ve koordinasyonu sağlayabilmek için, birlikte hareket edebilmek için eğitimlerimiz, işte yapmamız gereken işlemler ve kamplarımız söz konusu. Bunu da profesyonelleştirmemiz gerekiyor. Özellikle bu şekilde yaşayacağımız afetler, depremi, işte seli ve yangınlar konusunda da birazcık daha hem bilinçlenmemiz gerekiyor hem de profesyonelleşmemiz gerekiyor. Evet. Birçok gönüllümüz geldiği zaman, aa evet ya Kızılay'da böyleymiş deyip hani içine girdikçe mutluluk yaşayan birçok gönüllümüz söz konusu. Ve onlar da bu profesyonel kavramı da kazanıyorlar. Ve bunu her zaman bir örneğini vereyim. Özellikle bu sel afetinde tabii herkeste bu yok ama istisnaları var. Bir teyzemiz gerçekten de maddi durumda çok iyi. Kocaman bir apartmanı varmış. Sel olmuş. Suyun altında kalmış zaten. Sonra Kızılay bizim işte ikram araçlarımız önüne gelmiş. Demiş ki hiçbir zaman düşünmezdim burada bu Kızılay çadırın altında benim de oturabileceğimi. Çünkü hepimiz için geçerli olan bir şey. Hepimiz bir anda bir afetle her şeyimizi kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz sonucunda da gideceğimiz tek yerimiz, tek ailemiz Kızılay. Ve bunun ruhunu da gerçekten de bu şekilde yaşadığımız afetlerde hem yaşıyoruz hem de daha çok bilinçlenerekten Kızılaycılık ruhunu devam ettirtiyoruz. Çok önemli, çok özel şeyler aslında. Gerçekten Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden bugüne Kızılay Türkiye için çok çok önemli. Aslında dünya için de, yani yurt dışına yapılan yardımlara da baktığınız zaman mesela açılan kuyular var. Su kuyuları açılıyor. Özellikle şehitlerimiz için haberlerine falan da yer veriyoruz zaman zaman. Yani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da Tabii ki Kızılay aslında Uluslararası bilinen, Kızılay tanınan. ve Kızılhaç federasyonları ile birlikte dünyadaki bütün afetlerde, savaşlarda görev alıyoruz. Zaten dediğim gibi Kızılay hiçbir şekilde dil, din, ırk hiçbir şekilde ayrımı yapmaksızın bütün vatandaşlara insani yardım ulaştırmak için kurulan bir kuruluş. Ve birçok insan da bunu yaparken ve yaşarken anlaşılıyor. Ve gerçekten de birçok bölgemizde savaşlardan gelen işte göç idaresinden bildirilen birçok vatandaş da söz konusu. Onlar da tabii ki savaştan kaçarak da gelmiş birçok ülkeden ülkemize sığınmış olan vatandaşlar var. Ve onlara da Kızılay olaraktan yardımlar ulaştırıyoruz. Sadece Türkiye değil, dünya genelindeki savaşlarda. Böyle Kızılay ailesinde profesyonel afetçilerle oturduğumuz zaman işte Kızılay'a, Türk Kızılay'a işte 6 ay, 7 ay, 1 sene o savaş alanlarında görev yapmış hem gönüllüler hem profesyonel personellerimiz söz konusu. Ve bu gerçekten Kızılay ruhunu yaşarken insanı çok büyük gurur veren ve mutlu eden sonuçları var. Şimdi yangın dedik. Gelelim dünyanın başına bela olmuş. Aslında bela demek lazım diye düşünüyorum. Covid-19 salgınına. Covid-19 salgını ile ilgili Milas Kızılay Şubesi olarak neler yaptınız? Yani biliyorsunuz ilk Covid-19 Türkiye'ye geldiğinde, ilk hasta belirdiğinde hemen bizim zaten yasaklarımız başladı. Sokağa çıkma yasaklarımız söz konusu oldu. Tabii bütün Milaslı vatandaşlarımızda bu endişe vardı. Ve bu endişeyle birlikte tekrar herkesin koşarak geldiği kuruluş Türk Kızılay'ıydı. Ve gerçekten de çok ciddi anlamda COVID-19 zamanında Türk Kızılay olarak bir anda biz böyle bir akut anına geçtik. Ve yapmamız gereken bütün hizmetler konusunda profesyonel ekiplerimizle birlikte bir program yaparak da pandemi sürecine giriş yaptık. Ve gene aynı şekilde insani yardım kısmında kaldığı için işte maskelerimiz o dönemde çok önem arz etmişti. Hemen maskelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirmeye başladık. İşte
Atapark'ta, işte pazar yerlerinde birçok vatandaşımıza maske dağıtımları gerçekleştirdik. Köylerimize, muhtarlarımızla birlikte birçok maske ulaştırmaya çalıştık. Maskeye ulaşamayan vatandaşlarımız şubemize geldiği noktada onlara ulaştırdık. Sadece maske değil, aynı zamanda hijyen paketleri, hijyen kitleri de içerisinde, yani dezenfektan malzemeleri de. Ondan sonra tabii ki insanlarda endişe büyüdükçe de işte herkesin ihtiyaç başvurularını alaraktan birçok yardımlarda bulunduk. Bunu da ben size bir pandemi sonuçlarını okumak istiyorum. Bilhassa biz neler yapmışız? Pandemi sürecinde 1000 gıda kolisi dağıtmışız. 1200 adet konserve dağıtmışız. Hala daha devam ediyoruz aslında. Pandemi daha bitmediği için hala daha devam ediyoruz ama o 2020'nin o tam böyle sıcak zamanları. Yani 2020 Mart'la 2021 Mart arasındaki sonuçları okuyorum şu anda. Ve işte yaklaşık 5000 adet maske dağıtmışız. Hijyen ve dezenfektan malzemesi 800 adet dağıtmışız. 408 haneye 400 TL'den 165 bin TL'lik bir yardımda bulunmuşuz. Nakdi yardım bulunmuşuz. Fitre ve fidye yardımlarında bulunmuşuz. Aynı zamanda gene vatandaşlarımıza kış ayına denk geldiği için kömür yardımında bulunmuşuz. Ayakkabı, giyim, battaniye, yatak, A101 kartları dağıttık. 75 haneye 250 TL'den A101 kartları dağıttık. Ve yaklaşık 10 bin adeti Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirmişiz. Türk Kızılay Milas Şubesi olarak. Ve pandemi sürecimize devam ediyor. Yine vatandaşlarımızın maske ihtiyaçları olduğu zaman yine gelirler, alırlar. Özellikle yani şunu şöyle bakın, ihtiyaç sahibi olan bir kesim var. Evet. Onların zaten ailesi ve yuvası olduğu için Türk Kızlar, oraya onlar çok rahat gelirler. Yani zaten alım güçleri de onların zorlandığından kaynaklı. Tabii ki bunların ve bu arada önemlisi, altını çizmek istiyorum. Türk Kızılay'ın dağıtımı gerçekleştirdiği kıyafetler kesinlikle ikinci el değildir. Hani bu birinci el, hiç kullanılmamış kıyafet bağışı alırız, kıyafet bağışı yaparız. Ve yani ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için de her türlü ihtiyaçları konusunda da yardımcı oluyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Pandemi de bu şekilde gerçekleştirdik yani çalışmalarla. Maske almak için gelmeye devam ediyorlar. Tabii tabii. O yani ihtiyaç sahibi olan kişiler maske almaya devam ediyorlar. Şimdi gelelim Kızılay'ın en çok bağdaştırıldığı konulardan bir tanesine, kan. Evet. Türk Kızılay'ı kan merkezlerimiz var Türkiye genelinde. Bizim de Muğla ilinde ana merkezimiz Marmaris'te. İlçelerimize de kan tırlarımız ulaşıyor. Kan alma birimimiz bir Muğla Kurşunlu Camii'de var. Bir de Fethiye merkezde var bir tane de kan alım birimimiz. İnşallah Milas'a da bir kan birimi, gerçekten büyük bir ihtiyaç. Bu konuyla da alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ve Milas'a Türk Kızılay kan alma biriminin yapılması acilen gerçekleşmesi gereken bir konu. Ama bu süreç içerisinde haftanın belli günlerinde yapılan programlarla birlikte kan alma kamyonlarımız ve tırlarımız Atapark'ta bulunuyor. Burada da işte birçok sağlık personelimiz ve doktorumuzun gözetimi altında bağışçılarımıza kanlar alınaraktan Türkiye genelinde birçok merkezde toplandığı gibi Muğla'da da Marmaris'te toplanarak Denizli'ye laboratuvarlara gönderiliyor. Daha sonra da hastanelere dağıtımları gerçekleşiyor. Tabii bu pandemi süreciyle de birlikte birleşince inanılmaz derecede kan bağışı konusunda vatandaşlarımız ne kadar bilinçli olursa olsun birazcık kan bağışları konusunda düşüşler gerçekleşti. Ve önemli bütün Milaslı halkımızdan ricamızdır. Hangi kan grubuna sahiplerse olursa olsun her kan grubuna ihtiyacımız söz konusu. Evet. Mesela genelde hep RH pozitif en çok kan bulunan biri. Öyle düşünün. Bir de onun bir o kadar ihtiyacı olan hasta sayısını bir düşünmek gerekiyor. Mesela şu anda en çok zor bulunan, en çok hastalar tarafından yapılan RH pozitif. Çünkü o kadar da bir nüfus var.
Hani biz nasıl olsa vardır diye düşünüp de genelde genelde öyle de sıfır grubu bulunmaz, A grubu bulunmaz. bulunur. Sıfır bağışçıları daha böyle bilinçlidir. Aman onlara bir şey, ama A pozitifler çok nasıl olsa evet, buluruz evet. diye düşünürler, ama değil aslında. Bütün kan gruplarına, fazlasıyla bütün kan gruplarına ihtiyacımız var. Yani bunu da örnek olarak veriyorum. Milas nüfusunun kan ihtiyacını biz başka şehirlerden destekliyoruz. Şu özellikle pandemi sürecinde çok ciddi anlamda kan bağışları düştü ve bu bizim acilen hepimizin ihtiyacı olabilecek insani bir ihtiyacımız. Onun için kan verebilen, çünkü bazı sebeplerle, bazı Tabii ki, tabii ki rahatsızlıklarla kan kan verilemeyebiliyor. veremeyen, Evet. kanını alamayan, ki o bağışlarımız da inanın o kadar fazla ki, kan bağışı vermek için o kadar gelip de işte kan değerleri düşük çıkıyor, başka rahatsızlıkları çıkıyor, O veremiyorlar, nedenle geri de dönüyorlar, veremiyorum. çok üzülüyorlar. Evet. Yani bu işte atıyorum kan bağışı için gidiyor mesela, iki kişiden bir kişi verebiliyor, bir kişi veremiyor gibi bir durum söz konusu oluyor. O yüzden de kan bağışları konusunda bütün vatandaşlarımızdan, bilhassa hemşehrilerimizin hepsinden kan bağışı istiyoruz. Tabii ki kan bağışı yapabilmek için de 18 yaşını geçmiş olmak gerekiyor. Evet. Evet. Yani kan bağışı Minas kendi kan ihtiyacını karşılayamıyorsa gerçekten kötü bir durum aslında. Evet, Milas'ta Salgınlar ülke. birazcık Daha önce dediğim gibi. karşılayabiliyor muydu mesela 2019'da siz Tabii göreve tabii başladığında? aynı. İhtiyacı karşılayabiliyordu şu anda. Kan, yani Türkiye genelinde bir düşüş söz konusu. Ama Milas'takilerin daha da bilinçlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi biz biraz daha titiz belki bir memleketiz. Onu da bilmiyorum. Bu Covid'le birlikte ciddi anlamda hastalıkların bulaşıcılığını inandığımız bir düşünceye sahibiz belki Evet. Milaslı hemşehrilerle birlikte. O yüzden aslında öyle değil. Yani bizim ona ihtiyacımız olabilir. Aynı zamanda sadece kan bağışı değil. Birçok bağışları da yanında getiriyor. Özellikle de biliyorsunuz işte bu pandemi sürecinde plazma bağışı da aldık. Evet. Ve kök hücre yapılabilmesi için bağışlarda da bulunan birçok vatandaşımız oldu ve bunlar da devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızda özellikle lösemili hastalara aldığımız lökosit bağışları da söz konusu. O sadece Muğla'da Marmaris'te alınabilen bir kan. Onun farklı bir aferez aleti söz konusu. Özellikle de inanın bana Milas'ta o kadar çok kanser hastası var ki. Ve onlara özellikle ayrıştırılmış plazma kanın verilmesi gerekiyor. Onların farklı bir şeyi söz konusu. Ve bu konuda da kan bağışlarının yanında bu bağışların yapılması konusunda da vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle kan hastalıkları konusunda yaşanan sıkıntılar yaşayanlar çok daha iyi bilir. Evet. Bu kanser hastalıkları dediniz ama yani onun türlerini biliyor musunuz? Yani Milas'ta daha çok hangi kanser türü hastalık? Yani Yok, o konuda veri geliyor mu değişiyor. size? Ha, Değişiyor, değişiyor. aynen Yani değişiyor. şu kanser Aynen. hastalığı daha Özellikle fazla kan, hani kan kanseri hastalıkları için damar lösemi. kısmında, lösemi kısmında işte o özel lösemi hastalarına verilen kan Anladım. bağışları söz konusu. Onlarda da, o da Muğla'da dediğim gibi Marmaris'te veriliyor. Zaten o rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yakınları bu konuda gerçekten hem duyarlı hem de takipçi. İşte bize Milas'a bunu kazandırabilirsek, yani kan alma birini kazandırabilirsek, bu kanser hastaları için alınması gereken sabit konulan makinamızı Milas kan merkezine yerleştirebilme imkanımız olacak. Çünkü kamyometrelerle bu makine hareket ettirilmemesi gereken bir makine olduğu için Ha, taşınamıyor. evet. Evet, sabit merkezimizin olması bundan kaynaklı gerçekten önemli. O konuyla ilgili çalışmalarımız var dediniz ama Evet. yani ne aşamadadır, yakın mıdır öyle bir merkezin İnşallah. açılması? Yani şöyle söyleyeyim, devlet büyüklerimizden bu konuda özellikle destek bekliyoruz. Onlar bu konuda destek olurlarsa gerçekleşmesi an meselesidir. O kadar da yakın Evet, ihtimal. aynen. Yoksa zaten bağışçılarımız mevcut da var. Yani onay verildiği takdirde hemen gerçekleşecek durumda. Biz de onlardan bu konuların habercisi olacaklarına söz verdiler. Haberlerini bekliyoruz. Şimdi geldik son soruya. Özel bir soru olacak ama
bu kadar koşuşturma, faaliyetler. Evet. Yani Allah bir daha göstermez, salgında, yangında özellikle yaptığınız çalışmalar belli. Hı hı. Bu kadar koşuşturmanın arasında kendi işlerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Yani birçok STK'larda, işte birçok farklı Milas genelinde çalışmalarda yer aldım. Ama Türk Kızılay ailesinde olmak şimdiye kadar beni en mutlu eden kısımda. Hı hı. Çünkü işte her gün akşam kafamı yastığa koyduğum zaman diyorum ki vicdanen gerçekten olmam gereken, hani gönüllerimizle birlikte beraber bunu her zaman sohbet ederken de konuşuyoruz. Hı hı. Olmamız gereken yerdeyiz. Hı hı. Hani bunu iş falan gerçekten görmüyor artık. Yani özellikle iş olarak görmek değil. Hani bu yoğunluğun dışında kendi işlerinize zaman ayırıyoruz. Düşünemiyoruz. Yani o kadar gönüllülükle ve severek yapıyoruz ki işimiz ne olmuş, işte neymiş, hani bazen o kadar kaptırıyoruz, o kadar içerisinde bulmaktan manen o kadar büyük mutluluklar kazandığımız noktaları var ki geri kalan kısmı hiç düşünmeden o gönüllülükle devam ediyorsunuz. Zaten dediğim gibi o kıvayi milli ruhu inanılmaz bir şey. Sağ olsun işte afet zamanında böyle 14 gün, 15 gün Kızılay gönüllüsü olarak Türkiye'nin yerinden gelmiş olan, nerede yattıkları, nerede uyudukları, işleri ne oldu hiç önemli değil. Son an, son dakikaya kadar bizimle birlikte çalıştılar. İşte böyle bir ruh. Onun için bizde de işleri yoğunun hiçbir önemi yok. Evet, evet. Sorularım bitti. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Evet. Varsa alalım. Özellikle bütün Milaslı hemşehrilerimin hepsinin Kızılaycı olduğunu biliyoruz. Hmm. Ve herkesi Kızılaycı olduğundan dolayı Milas şubemize bir ziyaret etmelerini, bizimle birlikte gönüllü olarak Kızılay ailesi içerisinde bulunmalarını gerçekten çok istiyoruz. Hı hı. Dediğim gibi Kızılaycı olunmaz. Zaten doluyor. Yani Türkiye'de öyle bir durum var. Herkes evet. Kızılaycı. Hani mesela biz Kızılaycı mıyız diye mesela düşünüyor ya çocuklar falan böyle evet. Okullara eğitime gidiyor. Siz zaten Kızılaycı doğdunuz. Hani hiçbir değişiklik söz konusu değil. Sizde o ruh var. Sadece nasıl yapmanız gerektiği konusunda hemen gelmeniz gerekiyor şubemize. Ve bu ailenin içerisinde bulunmanız gerekiyor. Türkiye'nin her yerinden Milas'a mesela birçok yeni gelen hemşehrilerimiz Kızılay'a geliyorlar. Biz gönüllü olmak istiyoruz diyorlar. Hemen aynı şekilde bizimle beraber bütün çalışmaya katılabiliyorlar. Tabii bir sürü dediğim gibi onu da altını çizmek istiyorum. Şenlendirme projelerimiz söz konusu mesela. Hı hı. Farklı farklı. Hem bunlar eğitimler hem de yapmamız gereken uygulamalar konusunda. İnşallah şimdi bir projemiz var. Kızılay Bahçe Projesi. Kızılay'ın kendisinin bir arazisi var burada Milas'ta. İnşallah da Milas'a şube olarak onu aktif duruma getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıllık bir süreç o da. O Kızılay Bahçe'yi de Milas'a kazandırıp hep birlikte Kızılay'ın sosyal içerikli projelerinde hep birlikte kullanabileceğimiz bir alanımız da olacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Kızılay ailesi olarak burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Daha güzel projelerimize, faaliyetlerimize dedik. TV48'in bize eşlik edeceğine inanıyorum. Hı hı. Ve özellikle de sahada böyle afetlerle değil de sosyal içerikli projelerde beraber çalışmak ümidiyle diyorum. İnşallah. Çünkü İnşallah. Afette de sizlerle o anlarda birlikte yaşadık. Evet. Gerçekten de seni Milas olarak da birçok afet geçirdik. Yani ben 2019 yılında göreve geldiğimden beri bütün Kızılay gönüllerimizle birlikte Milas'ta birçok farklı farklı afet yaşadık. Hı-hı. İşte maden kazası da yaşadık, sel de geçirdik, hortumda geçirdik, işte yangın afetini de geçirdik. Allah korusun daha fazla afetler tabii ki de yaşamayalım ama hı-hı, burada hı-hı, bilinçli olarak ne yapmamız gerektiği konusunda gönüllülük esaslı bu programlara ve kurumumuza mutlaka katılmalarını bütün vatandaşlarımıza önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Hayatın İçinden programında bugün Milas Kızılay Şube Başkanı Ayşegül Semerci bizlerle birlikteydi. TV 48 ailesine, Türk Kızılay ailesine davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi burada misafirperverliklerinizden dolayı da
Biz çok teşekkür minnettarız. Çok ederiz. teşekkür Sağ olun. ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm ekip arkadaşlarım adına, TV48 ailesi adına bu nazik hediyenizi ben de alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ Biz olun. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.